Bu çok garip bir obje. Üzerinde vidalardan iki tane kablo çıkan kapalı bir kutu görüyorum. Eski tip fotoğraf makinelerini andırıyor. Masanın üzerinde duran objeden çıkan kablolar, yerdeki kilden yapılmış toplarda bitiyor. Evet, gerçekten oldukça garip bir görüntü. İstemeden de olsa her görüntüde ve özellikle de her makinede bir amaç ve mantıksal bir akış arıyoruz. Burada ise anlamlandıramadığımız bir şeye bakıyoruz. Önümde tek başına bir anlamı olmayan objelerin bir araya getirilmesiyle elde edilen gerçeküstü bir görüntü var. Gerçeküstü deyince aklıma sürrealizm geldi. 20. yüzyılda yaşanan bir sürü çılgın olayın hastalık haline gelmiş bir çılgınlık furyasının sonucu olan gerçeküstücülük, yani sürrealizm. Bu eserde sanatçı Joseph Beuys'un elde etmek istediği şeyin de bu olduğunu düşünüyorum. Kameraya benzeyen ahşap kutu aslında bir akümülatör yani elektrik enerjisini depolamaya yarayan bir nevi pil. Tabii bunun ne olduğunu anlamak zorunda değiliz. Hatta ne olduğunu bilmememiz ayrı bir gizem de katıyor. Bu sanki özel bir ikonografi. Diğer taraftan gerçekçi bir görüntüsü de var. Bu akünün gerçek bir obje olduğunu, mükemmel bir şekilde olmasa da gerçekten elektrik depolayabileceğini düşünüyorum. Çok eski ve elde yapılmış. Artık pek sık rastlamadığımız bir objeye bakıyoruz. 20. yüzyılın ilk zamanlarından kalmış gibi bir havası var. Kablolar tehditkar bir görüntü yaratıyor öyle değil mi? Kutuya vidalanmışlar açıkçası biraz korkutucu görünüyorlar. Kutu da bu kare masa üzerinde duruyor. Süryalizme yapılan referans bana magreti anımsattı. Görebileceğiniz ya da bulabileceğiniz en basit, en aza indirgenmiş, en masa olmayan masaya, Hatta masasız bir masaya bakıyorsunuz. O halde bir kutusuzluk ya da küpsüzlükten de bahsedebiliriz. İkisi de gerçekte oldukları şeyin mükemmel anlatımları akümülatör mekanik ve elektrikli bir obje. Bu kablolar akümülatörden çıkıyor, sonra düzensiz ve özensiz bir şekilde devam ederek kilden yapılmış bu toplara bağlanıyorlar. İşte bu noktada korkunç yerini komiye bırakıyor. Ortada mizahi değeri olan bir tezat var. İnsan otomatik olarak bu kabloların elektrikli bir şeye bağlanmış olmalarını bekliyor. Metafor da bu değil mi zaten? Evet, her şey işte bu noktada şiirselleşiyor. Kil, yeryüzünü simgeliyor. Bundan çekilen enerji de akümülatörde depolanıyor. Boys, kültürümüzü iyileştirmek istiyordu ve kendisi savaşın, totaliterliğin şiddetinin ve 2. Dünya Savaşı'nda yaşanan soy kurumların bir ürünüydü. Sanatı, dünyayı ve kültürümüzü iyileştirmek için manevi bir araç olarak kullanmak istemiş olabilir ve belli ki sanatın mantığa karşı gelmesi ya da gelebilmesi çok ilgisini çekmişti. Yani sanatın bilimin ötesine geçmesi de diyebiliriz. Veya bilimin önüne hatta yerine geçmesi. Toplumdaki yerimizi ve toplumun dünya üzerindeki yerini anlayabilmek için mantık dışı araçlar kullanmaktan bahsediyorum. Buradaki gibi kilden yani yeryüzünde bulabileceğiniz en ilkel malzemeden enerji çekmek ise bu eserin ana fikri. Mantıksal yapıların dışına çıkıp bizi aynı zamanda iyileştirebilecek sihirli şeylere odaklanmalıyız. 20. yüzyılda bir hastalığa yakalandık. Aydınlanmanın odağında bilimsellik vardı. Bunun sonucunda da tıbba, teknolojiye ve gelişmeye olan bağımlılığımız edebi, sihirli, mistik ve mucizevi olan şeylere olan bağımızı güçsüzleştirdi. Bu göre eğer bürokratik olarak bu kadar güçlü olmasaydık, bu kadar iyi kayıtlar tutmasaydık ve dünyayı bu kadar iyi anlayıp şekillendirmeye çalışmasaydık, Holokost ya da İkinci Dünya Savaşı hiç yaşanmayabilirdi. Evet, eğer zamanın trenini biz kullanıyor olmasaydık her şey farklı olabilirdi. Bu durum tabii ki ilkelleşme fikrini de gündeme getiriyor ve fikir olarak Gogen'in daha saf, daha temiz, daha doğal şeyler bulabilmek için Paris'ten ayrılıp Tahiti'ye gitmesi, ve modern kültürlerin sorunlarını çözebilmek adına ilkel kültürleri araştırmasından çok da farklı bir durumdan bahsetmiyoruz. Ama Boyce'un amacının daha büyük ve daha az faydacı olduğunu düşünüyorum.